Bu ortadan kesik böyle bir yarım şey kafa. Dolayısıyla bu burnumuzun içi, burası burun deliği, burası ağzımız. Bu burundan hava gidiyor, buradan aşağıya akciğerlere devam ediyor. Gündüz buradan insanlar solurken herhangi bir problem yok. Çünkü bütün dokular bizim kontrolümüzde. Gündüz uyumadığımız için parmağımızı oynatabiliriz, dilimizi çıkarabiliriz vesaire. Gündüz horlama diye bir şey söz konusu olmaz. Ama geceliğin uykuya daldığımızda veya uyku için yattığımızda, özellikle derin uykuya doğru gidişte bu bölgelerde, dokularda ilk önce titreme başlar. Bu Bu bölgeler bölgelerin dediğin neresi? ağzı açıp aynaya baktığımız zaman yumuşak damağımızda sarkan küçük dil. Yumuşak damağın yan taraflarında anladığım kadarıyla bu şemada şu kırmızı topla gösteriliyor bademcik bölgeleri. Boğazımızın her iki tarafında hani hastalanıp ateşimiz çıktığında bademciklerimiz şişiyor dediğimiz Şişer. bölgeler. Ondan sonra bir de bu ağızdan baktığımızda bu büyük dil. Bu bölgeler, buralar geceliğin ilk önce titremeye başlıyorlar. Titreşimler eşittir gürültülü solunum. Gürültülü solunum eşittir horlama. Herkesin horlaması kendisine özgü. Az horlayan var, çok horlayan var. Nefes alırken horlayan var. Nefes alıp verirken horlayan var. Veyahut verirken ses çıkaran var. Gürültülü solunuma biz horlama diyoruz. Genelde horlamayı biz kulak burun boğaz doktorları burun, boğaz bu bölgelerle ilgilendiğimiz için buraların direkt horlayan dokuların görüntüsü bizim ilgi alanımıza giriyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyorsunuz ki nefes alırken de horlayan var, verirken de horlayan var, değil mi? Doğru. Evet. Peki nasıl oluyor? Nasıl bir mekanizma? Yani alırken niye horluyoruz, verirken niye horluyoruz? Yani farklı mı ikisi birbirinden bunların? Hemen hemen fark vardır. Daha onun üzerine yoğun araştırmalar gidiyor. Genelde bizim gördüğümüz horlamayı nefes alırken verirken diye ayrıştırmıyoruz. Genelde gürültülü solunum diye algılıyoruz. Ama tabii ki uykuyu derinleştiren bir takım faktörler. Bunların içerisinde yorgunluk. Efendime söyleyeyim, basitten başlıyoruz. Yani hiç illa da hemen hastalık, horlama, gürültü diye değil. Alınan bazı ilaçların yan etkileri. İlaç biliyorsunuz hastalar vermek istemediğimiz bir kullanma aracı. Ama vermek durumunda olduğumuz durumlarda Evet. uykuyu derinleştirebilir bazı ilaçlar, basit ilaçlar. Bunlar mesela antihistaminikler veya... İsterseniz onların grubuna girmeyelim ama ben sizden bir şey rica edeceğim. Yani bu alırken nasıl gürültülü solunum oluyor, verirken nasıl? Bunu bize Nasıl? gösterebilir Tabii. misiniz? Nasıl? Şimdi mesela uyuyorum, uykuya daldım. Bir zaman sonra nefes alıp vermeye başlıyorum. İlk başladığında sadece burnumla ilgili bir sorun ortaya çıkabilir. Genelde sanılanın aksine burun horlama ve uyku apnesinde çok yer almaz. Yani %30 civarında uyku apnesine katkısı, belki horlamaya biraz daha fazla. Buradan, bu burundan havanın rahat akışını engelleyen faktörler, işte burun içindeki eğrilikler, burun etlerinin şişliği, bu işe yol açabilir. Nasıl hani hiç horlamayan birisi nasıl nezle olduğu zaman horluyorsa onun gibi düşünelim. Veyahut bahar alerjileri geldiğinde burnu tıkanan hastalarımız, burun tıkandığı için horlayanlar bu gruba giriyor. Onun bir kademe ilerisi boğazdaki dokular titreşmeye başlıyor. Titreşim şimdi başlıyor bu bölgelerde böyle. Helal. Tamam, bu kadar yeter. Tamam. Titreşim başlıyor. Yayın zayiatı evet, olmasın. Titreşim bu bölgelerde, bu bölgelerin şimdi titreşmesinin nedeni ne olabilir? Yani bu ağız içerisinde yer tutturan büyük dil var. Bademcikler var. Ondan sonra küçük dil var. Burada bu alan dar olabilir. Yani ağız yapısı birbirine itibariyle. doğru dokuların Evet, yanaşması olabilir. Yani çene geriye kaçık olabilir. Veya çene geriye kaçık olmadan ben o resim vardı. Mesela şurada gösterebilirim. Burayı da Buyurun, peki tamam, tabii ki. Mesela Burada ben sizin aynaya bakıp da gördüğünüz yer Evet, dediğiniz şimdi kısım. ben mesela bunu şöyle tarif ediyorum. Hastalarımız daha iyi anlasın diye. Biz uyku apnesini sınıfladığımız bir şeyden basitçe anlaşılması için. Şu gördüğünüz dile tiyatro sahnesi diyorum.
Buna da tiyatro perdesi diyorum. Şimdi biz tiyatro sahnesindeyiz. Tiyatro sahnemiz burada görüyorsunuz alçak. Tiyatro perdesi de yüksek. Boğaz arka duvarı tamamıyla görünüyor. Bu bölge göründüğü zaman muayene sırasında anlıyorum ki çok horlayabilecek bir hasta olmayabilir. Şart değil ama anlıyorum. Biz aynayı alsak kendimiz baksak anlayabilir miyiz? Tabii yani çok bakmak lazım. Yani ama bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ağız açıldığında sahne yüksek, tiyatro perdesi görülmüyor. O zaman bu sahne biraz daha uyku apnesine delalet ediyor. Uyku apnesine. Mesela bir ileri gidelim, bir tane daha göstereyim. Ha, burada mesela bademcik büyüklüğü horlamaya etkili oluyor mu diye. Gördüğünüz gibi demin söylediğim yan kesitte bu küçük değil. Burası yumuşak damak. Bunlar bademcikler. Sahne düşük, perde yüksek ama burada biraz daha ilerlettiğimizde resmi perdeyi kapatacak faktör yan taraftan bademcikler. Bayağı kapatmış bademcikler. Evet, kapatıyor. Yani. Tabii bu kapatınca bunların geceliğin titreşme ihtimali, titreşim yapıp gürültü yapma ihtimali çok daha fazla oluyor. Yani bir kademe daha ileri gidelim. Mesela bir tane daha gidebiliriz. Tabii muayeneye direkt baktığımız zaman biraz evvel orada söyledim. Yani bu mesafe bu makette normal görünüyor. Bir kademe ileri gidelim. Mesela burada normal görüyorsunuz. Çene yapısı mı? Evet, çene yapısı da önemli. Evet. Yani çene yapısı anatomik olarak ağız içindeki dokuların birbirine yaklaşmasını temin ediyorsa o zaman onların birbirine gevşedikleri zaman titreşerek ses çıkarma ihtimalleri fazla. Kötü bir horlama sesi böyle olabilir mi acaba? Vallahi bu derece bir horlama duymadım. Anlatı duymadım. Evet. Bu daha düz bir ses gibi çıkıyor. Mesela horlamanın tedavisinde böyle bir şey kullanılabilir. Çünkü ağız içindeki kasları çalıştırıp dirileştirerek geceleyin tıkanmalarını engellemek peki, olabilir. Peki şunu yaparsak, sizden rica etsem, rica edeyim, senden rica edeyim. Şimdi bu bizim hava yolumuz ve gürültülü solunum dediğiniz şey gerçekten bu havayı alıp verirken bir şeyler titreşiyor, ediyor ve gürültülü solunum. Mesela şimdi tekrar yapıyorum. Hava yolu açık. Evet. Bir kere daha yapar mısın? Ya tabii ses ama kalitesi değişti. Ama sen hala üfleyebiliyorsun tabii, ondan oluyor. Düz ses çıkardığı için yani bu doğru bir benzetme. Çünkü hava yolu tıkanıyor. Gördüğünüz gibi çıkan sesin şekli değişiyor. Evet. Yani normal akan bir tünelin önüne engel koyuyorsunuz. Bu engel de yumuşak bir şey. Bir tutuyor. Engel daha verebilir miyim? Şöyle dili koysak. Evet. O zaman ben yardım edeyim size. Yalnız ben bayılırsam burada bana da yardım edersiniz. Hiç merak etme. Evet. Şimdi önce tıkadık. Hala olmadı. Şimdi dil geliyor. Tamam, sürtünme. Artık sürtünme değil. Şimdi neyi göstermeye çalıştığımızı tekrar anlatalım mı? Hı-hı. Hava yolunu düşünün. Aytu üflüyordu. Önce hiçbir şey yoktu. Önce normal üfleyebiliyordu. Ama sonra titreşimler, dilimiz kabul edin. Hava yolunu dil de kapattı. Ve artık... Evet. İstese de ses çıkartamıyor. Bu ikinci şeye, benzetmeye... Uykuda solunum durması apne diyoruz. O birincisi de hani horlamaya benzetilebilir. Geçişi etkilendi, titriyor ve sesi değişiyor. Budur yani.